Bir önceki videoda taslak sunumunu dinleyen insanların hikaye anlatıcısına nasıl geri bildirimde bulundukları üzerine konuşmuştuk. Bu videoda ise olaya bir de geri bildirim verilen kişi olan hikaye anlatıcısının bakış açısından yaklaşacağız. Pixar'da verilen her bir geri bildirimin birer not olduğunu söyleriz. Eleştirel bir geri bildirim almak gerçekten de çok zor olabilir. Düşünsenize gecenizi gündüzünüze katıp hikaye sunumunuz üzerine çalışıyorsunuz ve karşılığında sadece eleştirilere maruz kalıyorsunuz. Bu yüzden eleştirilere hazırlıklı olmalısınız. Bir sekans üzerinde çalışırken güvendiğim insanların fikirlerini sorarım. Çünkü onların geri bildirimini almak her zaman faydalı olur. Söylenen hiçbir şeyi kişisel olarak algılamam ve söylenenlerden faydalanmaya çalışırım. Beni eleştirmelerin tek sebebi üzerinde çalıştığımız sahnenin daha da iyi olmasını istemeleri. Ve hep beraber bir film yaparken birlikte çalıştığınız herkesin amacı da budur zaten. Biri çıkıp da bu olmamış. Burası çok uzun. Şu şey hiç komik değil." dediğinde zor olabilir ki biri bana hiç komik değil dediğinde gerçekten çok bozulurdum. Çünkü ben her şeyin komik olması için çalışırım. Yani ben komik olduğunu düşünmüştüm dersiniz ama bir bakarsınız kimse gülmüyor ve herkes oturduğu yerde sessiz bir şekilde sizi izliyor. İşte o an odada bir ölüm sessizliği hakim olur. Bu çok acı dolu bir an ama aslında sorun yok. Çünkü herkes buna benzer şeyler yaşar. Önceleri kafam karışırdı ve eleştirilerin benimle ilgili olduğunu düşünürdüm <laughs> değil mi? ama öyle değil. Eleştiriler filmle alakalı. Eğer bu eleştiriler yani notlar filmi daha iyi bir yere getirecekse bu herkesin kazancına olur. Ve böyle bir ortamda işe yaramayacak bir fikri sadece benim fikrim olduğu için savunarak egomu devreye sokmanın da kimseye hiçbir faydası olmaz. Önemli olan geri bildirimin hikayenizi daha iyi bir yere getirmek amacıyla verildiğini hatırlamanız. Bunu kesinlikle kişisel algılamamalı ve işe odaklanmalısınız. Pixar'da çalışan herkes bir hikayeyi daha da iyi bir hikayeye dönüştürmek için uğraşır ve bu noktada eleştirileri kişisel algılamamak o kadar önemli ki bu aramızda bir mantra haline geldi. İşe odaklanın, kişiye değil. Notlarınızı aldıktan sonra bir adım geri gidip onları analiz etmekle işe başlayın. Sanatçılar bunu yaparken farklı yollar izlerler. Hikaye sunumundan sonra kendinize sakinleşmek için biraz zaman vermelisiniz. Sonuçta o an kalbinizin hızlı hızlı atıyor olduğu bir an ve terliyorsunuz. Çünkü az önce bir sürü insanın önünde hikayenizi sunmuşsunuz. O yüzden öncelikli olarak sakinleşebilmek için bir yol bulun. Örneğin ben bu gibi zamanlarda kendimi basket oynarken buluyorum. Sunumdan sonra biraz uyumak da iyi bir seçenek bence. İşinizle aranıza biraz mesafe koymanız işe yarayabilir. Çünkü bir noktaya takılıp kalabilirsiniz. Mesela ben bir çizim üzerine saatlerce çalıştıysam ne yaparsam yapayım artık o çizimi beğenmemin imkanı yoktur. O yüzden de biraz ara verip ondan uzaklaşmayı denerim. Yani ara vermek de genelde faydalıdır oturup önünüzdeki taslaklara bakar ve sorular üzerine düşünürsünüz. Bunun daha açık olması için ne yapabilirdim? Bunun daha komik olması için ne yapabilirdim? Ben bu durumda liste yapmayı genelde faydalı buluyorum. O yüzden oturup liste yapıyorum. Evet, nasıl daha komik olabilirdi diye soruyorum. Aklıma gelen her şeyi belki yüzlerce farklı fikri listeme yazarım ve bunlarla daha eğlenceli bir şeyler yaratabilir miyim diye düşünmeye başlarım. Bazı notlarla başa çıkmak kolayken bazıları son derece zorlayıcı olabilir. Ben kolay olan notlarla başlarım. Mesela, peki ya bu karakteri bu karede biraz daha büyük çizseydin ya da bu iki çizimin yerini değiştirirsen nasıl olur gibi. Kolay notlarla başlamak hem ilerleme kaydettiğimi görmeme yardımcı olur hem de zor notlarla başa çıkabilmek için bana cesaret verir. Size önerilen değişiklikleri düşünürken hikayenize sadık kaldığınızdan da emin olmalısınız. Bir hikaye anlatıcısı olarak unutmamanız gereken şeylerden biri de görevinizin her notta isteneni harfiyen yapmak değil, notun özünü yani değindiği noktaları gözlemlemektedir geçirmek olduğu. Genellikle sorunları çözmenin birçok farklı yolu vardır. Önemli olan notun özünü anlayabilmek. Notun özünde çoğu zaman hikaye yeterince açık olmamış ya da karakterler arasındaki duygusallık seviyesi net değil gibi şeyler vardır. Mesela bu duygusallık seviyesini göstermek isterseniz bunu yapmanın 10 farklı yolu olabilir. Bir hikaye sanatçısı olarak kendinizden bir şeyler katarak bu sorunu çözebilirseniz işte bu harikadır. Örneğin inanılmaz ailede Brad, şu an izlemekte olduğunuz Bob ve Helen'in aileleriyle ilgili bir tartışma yaşadıkları sahnede bir sürü not ve geri bildirim almıştı. Verilen geri bildirimlerin çoğu Bob'un sahneyi ve Helen'i domine ettiği ve bunun izleyici tarafından yanlış algılanacağı yani Bob'un Helen'e karşı fazla agresif göründüğü ile ilgiliydi. Bunun için belki de kumsalda ya da farklı bir mekanda olmalılar gibi değişik geri bildirimler geldi. Fakat bu geri bildirimleri alan Brad, notların özünü, yani iki karakterin onu izleyenlerin gözünde aynı seviyede olmadığı mesajını anlamıştı. Ona göre aynı seviyede olan bu karakterleri görsel olarak da aynı seviyeye getirmesi gerekiyordu. Filmin son versiyonunda aslında bunu görüyoruz. Helen baba, seninle ilgili değil diye bağırdığında fiziksel olarak büyüyor, boyu uzuyor ve Brad'in sahnede yaptığı tek değişiklik bu olmasına rağmen Bundan sonra aldığı geri bildirimler çok olumluydu. Yani sonuçta tam olarak notlarda istenenleri yapmamıştı ama notun özünü anlamış ve düzeltmesi gereken şeyle ilgilenip düzeltmişti. Hikayenizi ve çizimlerinizi gözden geçirdikten sonra bir sunum daha yaparsınız. Her şey yerli yerine oturana kadar hikayenizi tekrar tekrar sunmaya ve üzerinde çokça değişiklik yapmaya hazır olmalısınız. Andrew Stanton'ın da dediği gibi erken safhada ve sıklıkla başarısız olmanız daha iyidir. Başkalarına ne kadar çok anlatırsanız hikayeniz o kadar iyi olacaktır.